Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 3'ün çözümlerini yapacağız. Buyurun çözümlere. ABCD bir kare ve AC köşegen ve 15 derece verilmiş. Arkadaşlar kare sorularında 15 derece ya da 75 derece varsa %99.9 köşegen çizeceksin. Mantıklı olan köşegeni. Niye? Çünkü 15 aldığın zaman böyle 45'ten 15 alınca 30 ya da 45'e 15 ekleyince 60 derece geldiğinden dolayı. Evet, şunu çizdik mesela. Şu köşegeni çizdiğimizde köşegenler nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Aa hocam 45 dereceydi ve 45 dereceydi. Bak gerçekten de ne oldu? 30 derece geldi. 30, 90, 60. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Hocam burası da 3 kök 3. Burada da bir ikizkenar dik üçgen yok mu arkadaşlar? X de neye eşit olacaktır? 3 kök 3'ün kök katına eşit olacaktır. O da 3 kök 6 yapar. Cevap Akçay. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimindeki kağıdın A ve C köşeleri karenin merkezi olan O noktasıyla çakışacak biçimde katlanıyor ve şekil 2'deki şu altıgen elde ediliyormuş. Karenin alanı 72. Karenin alanı 72 ise, yani ne demek bu arkadaşlar? A kare eşittir 72 ise A buradan kök 72 neye eşit olacaktır? 6 kök 2'ye eşit olacaktır. Evet, 6 kök 2'ye eşit olacak. O zaman 6 kök 2'ye eşit olacaksa bunlar direkt 3 kök 2, 3 kök 2 diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Çünkü katlaması buraya denk geldi. İsterseniz açalım. Ezbere iş yapmayalım. Hocam şunu şöyle açtık. Hop şöyle, hop şöyle. Bu tam buraya denk geldi. Dikkat edin arkadaşlar. Burası 90 derece. Bu buraya denk geldi. Hocam sonra burası 90 derece. Burası da 90 derece. 90 ise burası da 90 olduğundan bir kare oldu. Gördünüz değil mi? Hatta üst üste binen açılar birbirine eşit 45-45 yazacak olursak aynı şekilde görürsünüz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu bir kare oldu. Şuradan şuraya çizilen dik simetri ekseninden çizilen dik ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. O zaman burası da eşit. Gerçekten de 3 kök 2 3 kök 2 oldu mu arkadaşlar buraları? Oldu. Burası da 3 kök 2, burası da 3 kök 2 oldu. Neyse. Bizden şu altıgenin alanı nedir diye isteniliyor arkadaşlar. Gençler çok kolay. 3 kök 2'nin karesi nedir burası? 18. Burası da 3 kök 2, burası da 3 kök 2 çarpı. Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim şurayı. 3 kök 2 burası, 3 kök 2 burası. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. O da kaç yaptı? 9 yaptı. Ya da karenin alanının yarısı olduğunu biliyorsunuz. Burası da aynı şekilde 18. Burası da aynı şekilde 9. 18, 18, 36. Yani karenin alanı ne yapacak? 18, 18 ve 9 ve 9. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 54 yapıyor. Cevap Edremit oldu. ABCD bir kare, AC köşegen. Arkadaşlar köşegen çizilmiş. Ne yapmak lazım? Diğer köşegeni de biz çizelim. En mantıklı hareket o duruyor. Bazen tabii köşegen çizmeli olmuyor. Buradaki özel açı mantığını 45'i kullanmak için bazen buradan da dik çizebiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım köşegen çizdiğimizde mantıksız bir şeyle karşılaşırsak tabii ki o özel açı mantığını kullanırız. Ama burası tek olduğundan özel açı mantığından çıkmayacak gibi. Bu arada köşegen 8 ise hocam 4 birim 4 birim oldu. Yani buraya 3 kaldı. O zaman burası da 4, burası da 4. 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Cevap Akçay. ABCD bir kare ve 2'ye 3 verilmiş. Arkadaşlar köşegeni çizelim mi ya? Boş yere de köşegeni de çizmemek lazım şimdi. Özel bir durum oluşmuyor. Diğer köşegen yok. Hemen köşegeni çizmeyelim. Genelde ekstra bir 90 derece olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Alfa beta'ya dalıyorduk. Dalalım alfa beta'ya. Alfa beta ters açıdan beta, burası alfa. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hocam alfadan beta'ya geçiş 2'ye 3. Hani bir üçgenin kenarları olup da diğer üçgenin kenarları olmazsa bu şekilde yapın bence. Alfanın karşısı 2 iken betanın karşısı 3 ya. Diğer üçgende de alfanın karşısı 2K ise betanın karşısı 3K'dır. Hocam bu bir kare. Burası da 3K. Burası da 3K. Burası da 3K olacak. K kaldı. Pisagor bağıntısından K'yı bulurum. Ya da K kare eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi olduğundan 4, 9 daha 13 yaptı K kare. Bizden ne istemli? X. X dediğimizde nedir? X'in karesi 4K kare artı 9K kare olduğundan. Yani X kare eşittir 13K kare olduğundan. K karede zaten 13 bulduk. 13 çarpı 13 olduğundan dolayı arkadaşlar, yani 169 olduğundan dolayı x kare 169 ise x de buradan kaça eşit olur? 13'e eşit olur. Cevap Ceyhan. ABCD BFK EPRS birer kareymiş ve bizden taral alan isteniyor. Taral alana baktığımız zaman arkadaşlar saçma bir alan, direkt bulamam. Üçgenin alandan ya da yamuğun alanından bulamam. Bulabilirim de şuradaki oranlamaları falan bulup şey yaparız ama o da işlemi bayağı bir zora sokacak gibi. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada yapacağımız iş tüm alandan
Beyaz alanları çıkartmak. Beyaz alanları çıkartmak demek yani şu alanı çıkartacaksın, bir de şu alanı çıkartacaksın. Hocam şurayı ve şurayı ayrı ayrı bulamam ama bütünsel bulabilirim. Onun için bir hamle yaparız. İsterseniz buraya bir A alanı diyeyim, buraya da bir B alanı diyeyim ve işleme başlayayım. Diyeceğiz ki tüm alandan neyi çıkartacağız arkadaşlar? A'yı çıkartacağız, bir de B'yi çıkartacağız. Tüm alan belli mi? 3 tane karenin alanı toplamı. Yani 7'nin karesi artı 9'un karesi artı 5'in karesi tüm alan. Eksi A alanı. A alanını şu kenarda bulalım bakalım. A alanını bulurken şunun alanını bulmak sıkıntılı. Ve kenarları da yazalım mı arkadaşlar? 9 burası, 5 burası, 5 burası. Sonra hocam buraya ne kalıyor o zaman? Şurası da 7 olduğundan dolayı buraya da 2 birim kaldı. Tamam. Şu kırmızı alanı bulurken de bütünsel düşünelim isterseniz. Şöyle dikdörtgeni tamamlayacak olursam arkadaşlar. Üçgenin alanından şuradaki dikdörtgenin alanını çıkartırsam olay bitti. 7 ise karşı tarafta 7. Burası da 2 mi? 2. Burası da 7 zaten. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi çıkartalım işte. Üçgenin alanı yani bu ve bu. 9 çarpı 16 bölü 2. 9 çarpı 16 bölü 2'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? 7 çarpı 2 çıkartacağız. O zaman A alanı ne yapıyor arkadaşlar? 72 eksi 14'ten neye eşit oluyor arkadaşlar? Bu 58'e eşit oluyor. Evet. Eksi 58'i buraya yazdım. Bir de B alanını bulalım. B alanında arkadaşlar direkt 5 ve 14. 5 çarpı 14 bölü 2'ye eşit değil mi? Yani 35'e eşit. Eksi 35 diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şu kaç yapıyor arkadaşlar? Şu aşağıya geçeyim isterseniz. 49 artı 81 artı 25 eksi 58 eksi 35. Yani bu da kaç yapıyor arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. Şu ikisinin toplamı 130. 130. 130 artı 25 155. 155'ten 35 çıkarsam 155'ten 35 çıkarsam 120 120 yapıyor. 120'den de 58'i çıkartınca kaç çıkıyor arkadaşlar? 62 mi çıkıyor? Evet, cevabımız böylelikle 62 çıktı. Yani cevap Denizli oldu arkadaşlar. ABCD bir kare ve EC'yi 12 olarak vermişler. ABF, BC ve AFD bölgelerinin alanları eşit. Hocam ben bunlara A yazarsam 3A paralel kenarda ve karede arkadaşlar ne önemliydi? Ya köşegen çizersin. Alanı iki eş parçaya bölüyor. ÖSYM buna da çok dikkat ediyor. Dikkat edin. Ya da ne yaparsın? Şu varsa şunu yaparsın. Sıkıştığında 5 yıldızlı alan. Bu tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Değil mi? Hocam ben köşegeni çizmeyle bu işi halledemeyeceğim. Bak mesela köşegeni böyle çizince olmaz. Köşegeni böyle çizince saçma bir şekilde bölüyor. O zaman arkadaşlar ben şuradan şunu şöyle çizecek olursam bak bu alan tüm alanın yarısı oluyor mu? Oluyor. Ama 3A bölü 2 ile uğraşırım. Ben 3A bölü 2 ile uğraşacağım ama her yere 2A, 2A ve şuraya da 2A diyecek olursam arkadaşlar tüm alan 6A yaptı. O zaman ben bunu böyle çizdiğim zaman bu alan da tüm alanın yarısı olduğundan dolayı 6A'nın yarısı kaç yapar? A yapar. Yani buraya A kaldı arkadaşlar. Bakın burada ne var? A'ya 2A. Yani ne var arkadaşlar? 1'e 2 alan oranlaması oluştu. O zaman burası x ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 2x olacaktır. Peki ben buradaki şeyi kullandım. Başka ne var burada? A, dikkat. Hocam şu üçgen 2A, bu üçgen A. Birer kenarları da ortak ya. O zaman şu ya aslında yüksekleri ortak. Ya da paralel kenarda da biz bunu söylüyorduk. Ne diyorduk? Şöyle paralel kenarda da arkadaşlar şöyle üçgenler varsa atıyorum bir böyle burada üçgen var, bir burada üçgen var. Fark etmez. Burası 2, burası 3 ise tepe noktalarının aynı olmasına gerek yok. İki paralel doğru arasındaki bu bütünsel üçgenler de tabanlarla doğru orantılıdır diyorduk arkadaşlar. O zaman burada kalan da ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'de kalan 2A ise 3'te kalan 3A diyebiliriz. O zaman burada da aynı hamleyi yapabiliriz. Yani ne diyeceğiz? Burası 2A, burası A ise burası 2A'daki taban 12 ise A'daki taban 6 diyebiliriz. Ya da N dersiniz buraya. 12 çarpı N bölü 2 2A'ya eşit. Hocam buraya da Y deyip Y çarpı N bölü 2 neye eşittir deyip de yapabilirsiniz. Ama alan dağıtmayı da bilin arkadaşlar. Karede de dikdörtgende de paralel kenarda da çok yapıyoruz bunu. 2A alanındaki taban 12 ise A tabanındaki alanda 6 diyebiliriz. Karenin bir kenarı kaç çıktı o zaman? 18 çıktı. O zaman burası 18. Artık Pisagor bağıntısı yapacağız. Yani 3x'in karesi eşittir. Ne diyeceksin? 12'nin karesi artı 18'in karesi mi diyeceksin? Ah ah ah. Yap sen buradan. Yap yap. Arkadaşlar 12 ve 18 ortak çarpan nedir? 3 değil midir? 6 değil midir pardon? 6 çarpı 2 burası. 6 çarpı 3 burası. O zaman x de ya da 3x de neye eşit olacaktır? 6 çarpı kare küçüğünde geri kalanların kareleri toplamı.
4 artı 9. Yani buradan 3 ile de 6 sadeleşince 2. X de buradan 2 kök 13'e eşit oldu. İşlem kalabalığından kurtulmayı öğren kardeşim artık. Tamam mı? Evet, cevap Balıkesir çıktı. Yukarıda verilenlere göre taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. 6 kök 2 ise karşı tarafta 6 kök 2 midir? Hatta burası da 6 kök 2 midir? Hatta burası da 6 kök 2'dir. Evet. Burası 2 kök 2, burası 2 kök 2, burası da 2 kök 2. Aa hocam, kelebek benzerliği var burada. Kelebekteki oran kaça kaç baktığın zaman 6 kök 2 bölü 2 kök 2. Yani 3 bölü 1. Hocam o zaman burası 3K ise burası nedir? K. Aa, tamamı 6 kök 2 idi. 4K'ya ne kaldı o zaman arkadaşlar? Şöyle 4K'ya 4 kök 2 mi kaldı? Evet, 4K eşittir 4 kök 2 ise K'yı buradan kök 2 olarak buluruz. Sonrasında olay bitti mi? Bitti. Hocam burası 3 kök 2 yaptı. Burası da kök 2 yaptı. Taralı alanlar toplamı. Üstteki üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 3 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'ye eşit. Artı alttaki üçgenin alanı nedir? 2 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'ye eşit. Kökkiler gitti mi? X'in çarpımı 2 olduğundan gitti. 18 yaptı burası. Artı şunu kökkiler de alttaki 2 ile sadeleşti. 2 yaptı. Yani cevabımız da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Yani cevap Akçay. Alan ABCD 24 santimetre kare verilmiş. BF üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Vallahi alan ABCD 24 ise A kare eşittir 24'ten A'yı buradan kaç buluruz? 2 kök 6 olarak buluruz. O zaman burası 2 kök 6'yı yapıştıralım hemen. Hocam burası kök 6 oldu. Burası da kök 6 oldu. Bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam bana şu kenarlar mı lazım? BF üçgeninin alanı için. Evet, ekstra bir 90 derece de var. Bu arada Pisagor bağıntısında şurayı bulabilirim ben. Şuraya bir x diyeyim bakayım. X kare de neye eşit? Kök 6'nın karesi. Hadi buradan yapayım bu sefer. Artı 2 kök 6'nın karesinden dolayı 6 artı 24'ten 30. Yani x buradan kök 30'a mı eşit oldu arkadaşlar? Evet. Kök 30'a eşit oldu. Şurası kök 30 oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bana ne lazım? Bak. Bana ne lazım sorusu çoğu soruda bizi kurtarır. Sen gidip de şurayı bulursan, ondan sonra gelip burayı bulursan, sonra gelip burayı bulursan, sonra Pisagor'dan burayı bulursan, sonra Pisagor'dan burayı bulursan toplam şu uzunluğu o şekilde bulmuş olursun. Uzun işlemler sonrasında. Ama ve lakin sana ne lazım? BF üçgenin alanı istenmiyor mu senden? Hocam BF üçgenin alanı isteniliyorsa sen buraya yoğunlaşacaksın. Bunun alanı isteniliyorsa, aha, dik kenarını bulduysan diğer dik kenar lazım olacak sana. Yani şurayı bulursan olay bitti. Burayı bulmak için ne yapacağız? 90'lara mı düşüyor? Dal alfa betaya. Dalayım kardeşim. Alfa beta, alfa beta, beta. Burası da alfa, alfa 90. Bak burası da beta oldu. Aa, şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Alfanın karşısı kök 6, betanın karşısı 2 kök 6. Bak, alfadan betaya geçiş 1'e 2. Alfadan betaya geçiş 1'e 2. Yani burası 2 kök 30 diyebilirsiniz direktman. Ya da şöyle yapın. Alfanın karşısı kök 6'nın, alfanın karşısı kök 30 oranı eşittir. Betanın karşısı 2 kök 6'nın, betanın karşısı y'yi oranı deyip y'yi de buradan 2 kök 30 bulabilirsiniz. Ama şunu da öğrenin artık. Alfadan betaya geçiş 1'e 2 ise burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 direkt yazabiliriz. Unutmayın. Bizi bunlar böyle hızlaştırır. O zaman olay bitti. Alan kısmı en basit kısmı. Yani nedir? Kök 30 ile 2 kök 30'u çarpıyoruz. Kök 30 çarpı 2 kök 30 bölü 2 yapar. Şunlar şunlar gitti. Kök 30 ile kök 30'un çarpımı 30 yaptı. Cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı gençler. Aşağıda bir kenarı 13 birim olan zarf şekildeki biçimde açılıyor. Açık zarfın alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar 13 ise bunun alanı nedir? Toplam alanı nedir? 13'ün karesinden dolayı 169 olduğunu biliyoruz. Peki karede bu köşegenler ne yapıyor arkadaşlar? 4 eşit parçaya ayırıyor. Ben bu zarfı açmışım. Yani bu buraya gelmiş. Hocam alanlar da üst üste binecek. A iken burası da A olacak. A iken burası da A olacak. A iken burası da A olacak. Bitti. Sana 4A'yı kaç vermiş? 169 vermiş. Senden ne isteniliyor? Hocam 8A isteniliyor. O zaman 8A da neye eşittir? 4A'nın 2 katına eşittir. Yani 169'un 2 katına eşittir. O da kaç yapıyor? 338 mi yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle Denizli oldu. 1, 9 ve şuradaki uzunluklar eşit verilmiş. Buna göre kana fatma uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar eşitlik verilmişse eşitliğe yoğunlaşacağız. O eşitliğe yoğunlaşmamız lazım. Hocam eşitliklerde bak şu üçgende. Hocam şu üçgende de var. Ama ya karede, karenin kenarı da önemli. Eşitliğin olduğu üçgende tabii ki
Karenin kenarı da işin içine girsin diye şu üçgene bakabiliriz, yoğunlaşabiliriz arkadaşlar. Başka eşitlikler de, aa hocam eşitlik bir de şuradaki üçgende, bak dikkat et. A dersem burası B ise, burası da A artı B oldu mu? Evet. Bakın 90'ın kolları A'ya A artı B. Burada kırmızı üçgende de 90'ın kolları A'ya A artı B. Ha, ne oldu bunlar? Eş üçgen oldu arkadaşlar. Bunlar eş üçgen oldu. Çünkü 90'ın kolları A'ya artı B. 90'ın kolları A'ya artı B. Kenar açık kenardan dolayı. E o zaman hocam eş üçgenlerde biz ne yapıyorduk? Eş üçgenlerde açılar önemliydi. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti ya da aynı kenarı gören açılar birbirine eşitti. Hocam burada çift çizgiyi gören alfaysa burada da çift çizgiyi gören alfadır. Peki alfa 90 ben buraya beta dersem tamamı 90'sa burası da beta olur. Aa alfa beta 90 ya. Burası da ne oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. E o zaman burada olay bitti mi? Bitti. Bak 1 9 h kare eşittir p çarpı k'dan. Öklit bağıntısı var. Yani h'ı da buradan kaç buluruz? 3 buluruz. E sonra ne yapacağız hocam? E hocam zaten bak şu üçgenle şu kırmızı üçgen eşti. E burada 90'ın karşısı kaç? 10. Buradaki 90'ın karşısında kaç olması lazım? 10. Yani x artı 3 eşittir 10'sa x'i de buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Ne verilmişse oraya yoğunlaş. Oradan hani eşlik belki daha tam böyle oturmamış olabilir. Ama kareden sonra biraz daha da şey oturabiliyor arkadaşlar. Karede eşliği çok kullanıyoruz. O yüzden böyle verilen bilgilere de yoğunlaşarak bir de kafada böyle bir eşlik mantığı da kare sorularını da çözerseniz daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Cevap Balıkesir. ABCD bir kare ve 45 derece verilmiş ve karenin alanı da 64 demiş. Karenin alanı 64 ise karenin bir kenarı kaç yaptı? 8 yaptı. O zaman buraya da 8 eksi x kaldı. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Burası kaç? Bu arada burası da 8. Arkadaşlar büyük ihtimalle 45 derecede verilmiş orada. 45 derecede verilmişse büyük ihtimalle burada benzerlik var. Üçgenlerde de sıkıştığımız zaman hani açılara dalıyoruz ya. Burada da 45'in mantığını kullanmam lazım. Üçgen. Üçgenlerden ne var? Hocam bu üçgen var. Başka da bir üçgen yok. Ne yapacağız? Dur bakalım. Şimdi peki hocam ben buradaki 2 kökon ve 2 kökonu kullanmalıyım. Bakın şu şekle baktığınız zaman bu bir deltoid değil mi? Evet hocam. Deltoid ise ben şunu şöyle şu köşegeni çizecek olursam deltoidde bu ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen simetri ekseni değil mi? Evet. Bu simetri ekseni ise hocam bu açıortay olacak o zaman. Yani burası 45 45 olacak. Hocam burası da ne olacak? Şu açılar da birbirine eşit olacak. Zaten şuradaki açılar da nedir? Birbirine eşittir arkadaşlar. Yani burası alfa ise burası da alfa diyebiliriz. Peki hocam sen bunu şey yaptın ama hani ben konu anlatımı sırasında böyle deltoidi daha öncesini anlatıyorum, böyle kareden önce anlatıyorum. Biz burada görmedik diyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız hocam? Arkadaş tamam şunu çizdiniz mesela. Hani deltoid ya, yani burada 8 8 şey var. Bunu çizdiğiniz zaman şu üçgenle şu üçgene ayrı ayrı bakın. Hocam burası ortak kenar, değil mi? Şurası ortak kenar. Bak 8 yuvarlak 2 kökon. Bak 8 yuvarlak 2 kökon. İki üçgen ne oldu? Kenardan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, burada iki kökonu gören açıyla buradaki iki kökonu gören açı eşit olacak. Yani 45'e 45 olur. Tamam 90 olduğundan. O zaman hocam yuvarlığa gören bu açıyla da yuvarlığa gören bu açı eşit olur diyebiliriz. Tamam eyvallah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bak 45'leri hala kullanmadık. Hocam bak 45'e ait şuradaki üçgen var. Gördünüz. Birincisi bu. Bir de 45'e ait buradaki üçgen var arkadaşlar. Her iki üçgende de ikişer açılar eşit mi? Eşit. Çünkü alfa 45 üçüncü açı çift çizgi dersek alfa 45 üçüncü açı burada da çift çizgidir. O zaman iki üçgen ne oldu? Benzer. Hadi benzerliği kullanalım arkadaşlar. Burada ne var? 45'in karşısı 8 eksi x'in. Hocam buradaki 45'in karşısı 2 kökonu oranı eşittir. Buradaki çift çizginin karşısı 2 kökonun. Buradaki çift çizginin karşısı 8 oranı diyeceğiz arkadaşlar. Valla 2 kere 2 4. 4 ile 8 sadeleşince 2 kaldı. Kökonla kökonun çarpımı 10 yaptı. 10'la da 2 sadeleşince de 5 yaptı. O zaman 10'la da 2 sadeleşince 5 yaptı. 8 eksi x eşittir 5 yaptı. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Yani cevap Denizli yaptı. ABCD ve EFG aç birer kare. Arkadaşlar kare ise şu eşitleri şöyle koyalım. Tamam, kare ise üstünden şöyle bir geçelim. Eşitleri koyunca karışacak gibi. Şöyle kare olduğunu gösterelim. Büyük de bir kare arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit.
Hocam kare, iki tane kare var ama 90'lar havada uçuşuyor değil mi? Şöyle 90'ları koyunca. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapacağız? Alfa, beta'ya dalacağız. Başla bir yerden. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta'yı koyunca ve buradaki bütün üçgenler benzer oldu. Hatta ve hatta eş oldu. Çünkü alfa, beta 90 ve 90'ın karşısındakiler hep çift çizgi. Yani çift çizgi dediğim karenin bir kenarı olduğundan dolayı eş üçgen oldu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Alfa, beta 90, 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Alfa, beta 90, 90'ın karşısı karenin bir kenarı. Aynı şekilde, aynı şekilde gördünüz, değil mi? O zaman bunlar eş üçgen. Alfanın karşısı 3 ise burada da alfanın karşısı 3'tür. Burada da alfanın karşısı 3'tür. Burada da alfanın karşısı 3'tür. Hocam burada betanın karşısı 6. Betanın karşısı burada da 6'tır. Burada da 6'tır. Burada da 6'tır. Sonrasında ne yapacağız? Hocam dik üçgen var burada. Eyvallah. Hatta bu köşegen değil mi? Evet. Hocam burası 45. Burası da 45. Aa, açıortay. Hocam 3, 6, 1'e 2 oran var. O zaman burası K iken burası 2K'dır. Hatta 3, 6 ise 3 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgeninden. O zaman 3K 3 kök 5'e eşitse K'yı buradan kök 5 olarak bulur muyuz? Buluruz. K buradan kök 5. Burası buradan 2 kök 5. Yukarıda da var mı aynı hamle? Hocam bak burası da 45. Burası da 45. Aynı şekilde 1'e 2 oran var. Aynı şekilde 3 kök 5 olduğundan burası da kök 5. Burası da 2 kök 5 oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir kenarı da 3 kök 5 bulduk şuradaki kenarda. Ya da buradaki kenarı da 3 kök 5 bulduk arkadaşlar. Artık şu x'i bulacağız. X'i bulurken de artık şurada bir dik yamuk var mı? Şöyle bir dik üçgen oluşturursak arkadaşlar olay bitiyor. Burası 3 kök 5 ise burası 3 kök 5. Hocam kök 5 ise burası kök 5. Tamam 2 kök 5'ti. Buraya da kök 5 kaldı arkadaşlar. Pisagor. X'in karesi kök 5'in karesi artı 3 kök 5'in karesi yapar. Yani 5 artı 45 mi yapıyor arkadaşlar? Yani 50 yaptı. X de buradan kök 50'ye eşit olacaktır. Kök 50 de nedir? Bu 25 çarpı 2 olduğundan 5 kök 2 diye çıkar arkadaşlar dışarıya. Yani cevap Denizli oldu.